Türkiye'de ilk senetle taksitle alışveriş. Livacı.com'da. Sevgili izleyiciler, bir gelişme var, bir sıcak gelişme aslında. UEFA tarafından alınan bir karar, tabii kararı artık siyasi bir karar mı ki ağırlıklı olarak zannediyoruz, hepimizin ortak görüşü de o yönde olur. Dün hatırlayacaksınız, hepimizi gururlandıran bir gelişme yaşandı. İşte o fotoğrafta şu anda ekranlarda. Euro 2024 son 16 turunda attığı gollerde A milli takımımızı çeyrek finale taşımıştı. Başarılı futbolcumuz Merih Demiral ve Merih Demiral o gol sevincinin ardından bir bozkurt işareti yapmıştı. Az önce arkadaşlarım ekranlara verdiler. İşte o bozkurt işareti nedeniyle UEFA Merih Demiral'ın gol sevinci nedeniyle bir soruşturma başlattı. Bir soruşturma başlatıldı. Şimdi spor yazarı Sayın Tahir Kum gazeteci telefon attığımızda karşımıza. Tahir Bey merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi biz dünden bu yana aslında sevincimizi, gururumuzu nasıl anlatalım bilemedik. Hepimizin göğsü bir kez daha kabardı ama UEFA'da bilmiyorum tabii siz nasıl değerlendireceksiniz ama aldığı bu kararla bir soruşturma başlattı. Nasıl değerlendirmek lazım? Şöyle, aslında baktığınız zaman geçmişte benzer örnekleri var. Tabii biz şu anda tarihi bir sevinç yaşıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, ya bir milli takımının, Türk milli takımının Avusturya milli takımını yenmesi değil bu sadece. Türkiye, Almanya'yı Türkiye'ye çeviren ev sahibi Almanya'dan daha çok seyirci statlarda bulunduran bir ülkeyiz şu anda. Ve herkesin A milli takımına katıldığı yere neredeyse yaş ortalamasıyla Ümit milli takımına katılan bir milli takımız. Bu parantezi açmak istiyorum. Başarımızı anlatmak adına. İlk 11'imizde iki tane 19 yaşında oyuncumuz var ki bu 70-80 yıldır Avrupa şampiyonalarında görülmüş bir şey değil. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Gece de bunun için geç saatlere kadar uyuyamadık. Tabii bu iş sevincimizi kursağımızda bıraktı. Ama Hülden Hanım, bundan yaklaşık 2-3 yıl önce Başakşehir'in UEFA Kupası müsabakasında, bilmiyorum benden önce değinenler oldu mu, asker selamı yüzünden oyuncular asker selamı vermişlerdi. O zamanlar şehitlerimiz vardı. Bundan dolayı da soruşturma açtı. Şimdi bunu UEFA disiplin müfettişine verdiler. Yani temsilciler yazıyor, UEFA disiplin müfettişine gidiyor. Bu da UEFA disiplin talimatının 31'e 4 maddesi olması lazım. Benim buradaki tek endişem, korkum şudur. Bakın, yani bunu siyasi olarak bir mesaj olarak mı görecekler? Yoksa bozkurt selamını bir ırkçılık maddesine mi sokmak isteyecekler? Hangisi yani buradaki, ağırlıklı olabilir Sayın Bey? Yani ben bunu bir ırkçılık hareketi olarak asla görmüyorum. Böyle bir şeyin de hani başımıza böyle bir dert açacağını da düşünmüyorum. Yani ne olur kusura şey bakmayın, sözünüzü kestim ama herhalde bize ırkçılık üzerine bize böyle bir soruşturma yapacak son ülkelerden biri. Yani tüm Avrupa ülkelerine yönelik söyleyelim. Kesinlikle, yani çünkü öyle bir şey yapamaz. Yaptığı takdirde UEFA bunun altında boğulabilir ama UEFA dediğiniz şey işte biliyorsunuz bazı zaman tırnak içine saçma sapan kararlar verebiliyorlar. Geçmişte Galatasaray Kulübü'nün çok komik bir nedenden dolayı Avrupa Kupalarına alınmaması, son anda yapılan itirazlarla alınması filan gibi. Ben burada geçmişte Başakşehir'in yapmış olduğu asker selamıyla eşdeğer bir şey değil. O zaman Başakşehir takımı futbolcuları kınama almışlardı. Umarım ben Merih Demiral'ın geçmişine bakarlar. Geçmişinde ırkçılıkla ilgili veya siyasetle ilgili bir şey var mı, bir eylemi söylemi var mı ona bakarlar. Bu sadece bir zafer işareti, onun mutluluğunu bu şekilde paylaşması. Bence bunun altında bir şey aramamaları lazım. Ha, bir şey arayacaklarsa İngiltere milli takımının son golünü atan oyuncunun yedek kulübesine yapmış olduğu harekete bakacaklar. Şimdi bu sadece bir kınamayla geçiştirilebilir mi? Yoksa farklı türlü bir müeyyideyle de karşı karşıya kalınabilir mi Sayın Kum? Bunun ötesinde. Yani
Evet, bu zannedersem 3 yıllık tabii çok ani gelişti. Ben de talimatı tam şey yapamadım. Bak inceleyemedim. Ya yani 12. maddeydi galiba. Yani disiplin müfettişi bunu 12. maddeye sokup buradan disiplin kuruluna sevk ederse tabii burada sıkıntı olabilir. Ama bizim de bu konuda iyi bir savunmamız olur. Dilerim disiplin müfettişi, yani disiplin müfettişi böyle bir yanlışa düşmez inşallah. Bunu ağırlıklı olarak elbette bir işte ben de az önce siz bağlanmadan kısaca aktarmaya çalıştım. İşte Avusturya'nın 2019 yılında aldığı bir karar, bir sembol yasasından söz ediliyor. Kendilerince işte aşırılık olarak değerlendiriyorlar bunu. Bunun ağırlıklı olarak bir futbol müeydesinden ziyade siyasi bir karar olacağı kanısında mısınız? Ağırlıklı olarak yani, böyle mi düşünceniz? Evet, sizin altını çizdiğiniz konu önemli. Bu birazcık bu uluslararası mesele olduğu için siyasi bir şey de hani olabilir. Hani ülkeler arası siyasetle ilgili bir şey olabilir burada tartışma, ama şunu söyleyeyim. Sizin yapmış olduğunuz eylem karşı taraf tarafından bir tarih unsuru olarak kabul ediliyorsa, böyle bir manzara ortaya çıkıyorsa elbette ki bunun cezai müeydisi ağır olur. Buna bakmak lazım. Merih Demiral'ın yapmış olduğu hareket Avusturya veya başka ülke takımları tarafından bir tarih unsuru, bir tehdit edici bir şey olarak gözükmedi. Sadece disiplin müfettişinin farklı bir sevgi sembolü olarak bunu algılaması, pardon, temsilcinin ve disiplin müfettişine bu işi sevk etmesi. Ben bu işin altından çok ciddi bir şey çıkacağını asla düşünmüyorum.